Füsun Demirel. O doğduğunda takvimler 20 Ağustos 1958'i gösteriyordu. Ankara'da orta halli bir memur ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ortaokul yıllarında ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan Füsun, liseyi orada bitirdi. Son olarak da İstanbul'a yerleştiler. Annesi tam bir Yeşilçam aşığıydı. Kızını da alır filmlere götürürdü. Evlerinden dönemin ünlü dergileri hiç eksik olmazdı. Füsun da dönemin yıldızlarını izleyip onlara hayran olarak büyüdü. Füsun küçük yaşta ailesinin de yönlendirmesiyle bale yapmaya başladı. Aldığı eğitimle balerinliği uzun süre devam ettirdi. Ablası da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyordu. Sonrasında ressam olmuştu. Küçük Füsun annesi ve ablasından etkilenerek oyuncu olmaya karar verdi. Devlet Konservatuarına girmek için sınavlara katıldı. Ancak Cüneyt Gökçer ve Ayten Gökçer'in de bulunduğu jüriden aldığı yanıt umduğu gibi olmadı. Sınavı kazanamamıştı. Ailesi Füsun'u İtalya'ya göndermeye karar verdi. 1976 senesinde İtalya'da Dil Üniversitesi'ni bitirdi ama hayallerinden de vazgeçmemişti. Bu okul biter bitmez kendisini Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümüne attı. Oradan da 1980 senesinde mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalıştı çünkü ailesinin maddi durumu belli bir noktaya kadar yetebiliyordu. Bu süreçte İtalya'da bit pazarında satış yaptı. Çocuk bakıcılığı, bulaşıkçılık gibi işlerde çalıştı. Tiyatro ile tanışması Nobel ödüllü İtalyan tiyatro yazarı Dario Fo'ya asistanlık yaparak başladı. Okulu bitirir bitirmez Vasıf Öngören'in 1980 yılında Batı Berlin'deyken kurup işlettiği kolektif tiyatroda Zengin Mutfağı adlı oyunla tiyatroculuğa başladı. Ayrıca burada evleneceği kişi Nurettin Şen'le de tanıştı. 1982 senesinde evlendiler. 2008 yılına kadar süren evliliklerinin 25. yılında Aslı Senem ve Mehmet İlkem adında ikiz çocuk sahibi oldular. Ancak sonrasında boşanmaya karar verdiler. Füsun Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Aldığı eğitimler sayesinde İtalyanca, İngilizce ve Almancayı çok iyi bilen oyuncu, aynı zamanda çeviriler de yapıyor. Asistanlığını yapmış olduğu Dario Fo'nun 27 oyununu Türkçe'ye çevirdi. Füsun Demirel'in sinemayla tanışması 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Bir Yudum Sevgi adlı sinema filmiyle oldu. Bu filmden sonra Dağınık Yatak ve Gizli Duygular filmleri geldi. Ama tanınırlığını arttıran ilk önemli yapım 1985 yılında çekilen Züğürt Ağa filmi oldu. Bu film sayesinde Altın Portakal ödüllerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. 1986 senesinde Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ah Belinda adlı sinema filminde oynadı. Sonrasında Asiye Nasıl Kurtulur, Kiracı, Menekşeler Mavidir, Gömlek, Uçurtmayı Vurmasınlar, Berdel, Boynu Bükük Küheylan, Camdan Kalp, Gerilla, Şehnaz Tango ve Şaşı Felek Çıkmazı gibi yapımlarda rol aldı. Camdan Kalp ve Berdel adlı yapımlardaki başarısıyla Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. 1994 senesinde Ay Vakti'ndeki performansı Füsun'a Ankara Film Festivali en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü getirdi. Bir neslin hafızasında yer etmesini sağlayan dizi ise 1997 yılında geldi. Sıdıka adlı dizide Sıdıka'nın annesi Safiye karakteriyle büyük beğeni topladı. Dizi Sıdıka Saka ve İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan Sinoplu Saka ailesinin maceralarını anlatıyordu. Sıdıka okula gönderilmemiş olsa da kendisini eğitebilmiş, kitap okuyan, espiritüel bir ev kızıdır. Aklı az olan bir abisi, baskıcı ve alkolik bir babası, Sıdıka'nın sorunlu olduğunu düşünen ve bir an önce evlendirmek niyetinde olan bir annesi vardır. Bu diziden sonra da başarı çıtasını hep bir adım yukarıya yükselten Füsun Demirel, çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. 2001 senesinde Büyük Adam Küçük Aşk adlı sinema filminde oynadı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. Eğreti Gelin, Kızlar Yurdu, Saklı Yüzler, Tövbeler Tövbesi, İçimdeki Ses gibi yapımlarla oyunculuk kariyerine devam eden sanatçı, İçimdeki Ses filmiyle Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi.
2012 yılında başlayıp 2014 senesine kadar süren ve senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan Yalan Dünya adlı dizide yeni nesil tarafından da iyice tanınır oldu. 2016 yılında Sermiyan Midyat'ın yönettiği Bir Baba Hindu adlı sinema filmi için de kamera karşısına geçti. Aile dizilerinin vazgeçilmez anne oyuncusu Füsun Demirel, birkaç yıl önce Cumhuriyet Gazetesi'nin hafta sonu ekine bir röportaj vermişti. Bu röportajda söylediği iddia edilen şeyler büyük tartışmalara neden olmuştu. Oynamak istediğiniz rol kaldı mı sorusuna çok var. Mesela Dağlardaki Gerilla Kızları oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi şeklinde karşılık verdiği belirtilmişti. Bu röportajın yapıldığı günlerde ATV'de yayınlanan Aile İşi adlı dizide oynuyordu Demirel. Ve gelen tepkiler sonrası diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzun zaman sonra sosyal medyada bugüne kadar hizmetten başka, insanlıktan, sevgiden başka ne örnekledim ki bu hayatta? Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim paylaşımında bulunan oyuncu, kendisini açıklama ve yanlış anlaşıldığını belirtme fırsatı bulamamıştı. Herkes üzerine gelmiş ve konuşmasına izin vermemişti. Ünlü oyuncu birkaç yıl sonra Habertürk'e verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söylemişti. Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiğim röportaj aslında tiyatro oyunumla ilgiliydi. Amaç oyunumu anlatmaktı. Ama geniş kapsamlı bir röportaj oldu. Seçim sonrasıydı ve siyasi sorular da soruldu. Sonunda aslında neredeyse röportaj bitmek üzereydi ve gazeteci arkadaş şöyle bir soru sordu. Bunca yıllık kariyer, bu kadar rolden sonra şunu da yapsaydım diye içinizde bir şey kaldı mı? Aynen böyle bir soruydu. Evet, gençliğimde bir gerilla kızı oynamak isterdim dedim. Düşündüm, çok başlangıçtan, gençlikten 35-40 sene öncesinden bahsediyorum. Ama artık neredeyse 60 yaşına geliyorum. Benden bu saatten sonra bir de bu fizikle olsa olsa annesi rolleri falan olur diye espriyle aslında kendimi biraz eleştirerek böyle bir cevap verdim. O röportajdaki sözleriniz aslında teröristleri canlandırmak istediğiniz şeklinde yorumlandı. Kastınız bu muydu sorusuna ise şöyle karşılık vermişti usta oyuncu. İlk kez 3 yıl sonra kendimi ifade etme fırsatı yakaladım. Size çok teşekkür ederim. Terörün bu kadar can aldığı, asker, sivil herkesin öldürüldüğü bir atmosferde eğer gerilla derken terör örgütünü kastediyor olsam o zaman insanların benim aklımdan kuşkulanması gerekir. Bu normal bir şey değil. Bir insan bunu nasıl söyleyebilir? Bu mümkün mü? Ben 35 yıldır ürettiklerimle ve fikirlerimle çırılçıplak toplumun önünde bir sanatçıyım. Eğer terör örgütüne sempatim olsa bu zaten illa bir yerlerden ortaya çıkardı. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Biz hayatımız boyunca insanlara işlerimizle, duruşumuzla sadece barış, dostluk, sevgi yaşamaya çalışıyoruz. Demokrasilerde çözümlerin savaşla, terörle değil, sohbetlerle, fikir tartışmalarıyla olması gerektiğine inanan insanlarız. Böyle bir şey söz konusu değil. Terörist, teröristtir. Gerilla kelimesi internasyonel bir kelimedir. Dünya tarihinde gerilla o kadar geçmişlere dayanır ki neden PKK ile örtüştürülüyor bunu da anlamış değilim. Gerilladan kastını ise şöyle anlatmıştı Demirel. Bir hatıra defterim var, geriye dönüp 12 yaşıma, 1971-72 yıllarına bakıyorum. Bir sayfada kalp yapmışım. O kalpte Leyla Halit yazıyor. Benim kahramanım demişim. Filistin Kurtuluş Mücadelesi'nin sembolizmi. O zaman o yaşta, evet. Sonra benim bir İtalya sürecim var. Tiyatro eğitimimi İtalya'da aldım. 6 yıl o ülkede yaşadım. İtalya'da yaşarken Avrupa'yı kasıp kavuran 2. Dünya Savaşı'nı, o halkın kendi ülkesini, cumhuriyetini korumak için ne denli canla başla savaştığını, onların bütün hikayelerini okudum, filmlerini izledim, şarkılarını dinledim ve o sivil milislerin Hitler'e karşı savaş verdiğini gördüm. Aslında bütün bunlara da sanatsal anlamda tanık olduğum için o yaşlarda bir oyuncu olarak şöyle bir rol oynamak isterdim diye hayal ettim ve bunu dile getirdim. Ama tabii nerelere çekildi. 2015 yılında bu başıma geldiği zaman çok ağır bir linç yaşadım. Kendimi ifade edemedim. Çalıştığım yapım şirketi ve bağlı bulunduğum kast ajansı bana bir ihtarname yolladı. Eğer basına bir açıklama yaparsam şu kadar miktar tazminat ödeyeceğimi söylediler. Özellikle kast ajansı susman gerekiyor Füsun abla, hiçbir yerde konuşmayacaksın dedi. Ben o süreyi, o geçen zamanı doğru değerlendiremedim. Usta sanatçı kendisini açıklama fırsatı bulabilmenin mutluluğuyla
tüm yanlış anlaşılmaları ardında bıraktı ve şimdilerde Aziz dizisinde başarılı performansıyla izleyenlerin karşısına çıkıyor. Acısıyla tatlısıyla bir Füsun Demirel geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.